Selamlar hepinize. Doktorunuz yorumluyor ve LCK değerlendirmesinin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Gen.G gt 1 serisinde kalmıştık. Final serisinde. Final serisinin iki maçını geride bıraktık. Eğer hala o videoları izlememiş olanlar varsa lütfen önce onları gidip izleyin. Daha sonrasında bu maç sizin için daha anlamlı hale gelecektir. Üçüncü maçla birlikteyiz. Bu sefer Gen G tarafı mavi tarafta, T1 kırmızı tarafa geçti. Yasaklamalar çok benzer ilk maçtakilere kıyasla. Olaf, Trundle ve i̇kinci maçta tabii Olaf kalmıştık maçta yoktu. Olaf Trundle ve Grace yine yasaklandı. İki takım tarafından T1 tarafı yine sette uzaklaştı. Ve normal önceki maçlarda ikinci aşamada yaptıkları bir yasaklama olan Zoe'den uzaklaştılar. Cenci ise serinin önceki maçlarında bayağı iş yapan ve önlem üretemedik, olamadıkları, çözüm üretemedikleri Varus'tan kurtulma kararı aldı. Yalnız Varus'tan kurtulmuşken Cenci tarafı ilk seçimden Sejuani'ye yöneldi. Bu açıkçası biraz e, takımın durumunu anlatıyor benim için. Çünkü Cancı çok iyi bir seri getirmiyordu. Özellikle Clid ilk iki maçta çok doğaldığı için biraz daha rahat olabileceği ve takıma fayda sağlayabileceği bir seçime yöneldiler gibi hissettirdi bana. Normal koşullarda bu noktada Afelios'a gitmeleri çok daha mantıklı olurdu. Belki Miss Fortune'a gitmeleri çok daha mantıklı olabilirdi. t taraf cevap olarak Afelios ve Silas'la gitti. T1 bu seride Silas'tan çok memnun. İlk iki maçta da Orna karşı zaten Silas göndermişlerdi. Hala esnek olarak kullanabilecekleri için yer yer kazın da kullandığı bir tercih olduğu için onu aldılar erkenden. Böylece rahatlıkla istedikleri eşleşmeye gönderebilirler. Cenci tarafı burada Kalista ve Jace'e yöneldi. Açıkçası bu ikilinin bir aradayken alınmasını çok mantıklı bulmuyorum ben. Çünkü Jayce son dönemlerde pek esnetilemiyor. Sadece üst koridorda kullanıyor. Kalista'nın 10.7 yamasını üst koridorda oldukça kuvvetli olduğunu biliyoruz. Ama onlar ikisini birlikte alarak bence bu opsiyonu biraz ellerinden çıkarmış oldular. Öte yandan T1 tarafı Fra da Thresh'i aldı. Kalista'nın yanına hem en iyi partnerlerinden bir tanesi. Hem de koridor aşamasında zaten 10.6 hatta 5 yamasından beri Trash koridor aşamasında en kuvvetli desteklerden biri. Genji tarafı ikinci yasaklama ekranına korku ile e, başladı. T1 tarafı ise Blitzcrank ve Tari'yi yasakladılar. İkisi de Kalista'nın yanına iyi partner olanlardan, e, olan şampiyonlardan. Zaten işte tam olarak da bu yüzden Jace ile Kalista'nın aynı anda seçilmesini çok mantıklı bulmadım. Çünkü rahatlıkla Kalista'nın yanında iyi partner olan destekleri yasaklayabildi T1 tarafı. Genji tarafı en son yasaklamasında LeBlanc'ı yasakladı. Bu da T1 tarafına bence açıkçası bedava bir azir fırsatı verdi. Yani Cengi'nin bunu hesaplamadığını düşünmüyorum. Çünkü hem Corki hem LeBlanc'ı yasakladığınız senaryoda Faker rahatlıkla hazıra gidebilir. Hala elinde bu opsiyon var. Şimdi Cengi'nin onunla neyle cevap vereceğini göreceğiz. Kalista'nın yanına Volibear koymayı tercih ettiler. Sezon içerisinde Volibear kullandıkları bir tercih. Hatta geçen yılda kullandıkları bir tercihti Volibear. Ve yine ona yöneldiler. Tabii ki Trash kadar iyi bir partner değil ama fena da bir partner değil Kalista için. Orta koridoru Zilean seçimine yöneldi yine Cenci tarafı. Yalnız bu koridor yine ikinci maçta da bahsetmiştik. İkinci maçta Korki'nin karşısına Zilean almışlardı. Üçüncü maçta da Azir'in karşısına Zilean aldılar. Bu koridor aşamasında öyle çok rahatsız eden bir şampiyon değil Azir'i. O yüzden yine Azir bedavadan kasmaya devam edecektir. Burada biraz özellikle Kalista Jace ile beraber erken ve orta oyun odaklı bir yatırım yaptı Genji tarafı. T1 tarafı ise son seçimde Orn'a yönelerek hem Jace'in aslında uzun süreden beri bir kontrasıdır Orn. Gerçi son dönemlerde hani çok fazla seçilmiyor. Jace. O yüzden çok fazla göremiyoruz ama Jace'in ana kontrollerinden, ana ilk çıkan kontrollerinden iki tanesidir. Orn ve Malphite orna alarak e, da ormana gönderler. Zaten Saylısın karşısında da orman eşleşmesi de Sejuani olacak. Sejuani de Saylısı erken aşamalarda hiç yavaşlatabilen bir şampiyon değil. Artı her ne kadar Jace gibi ve Kalista gibi zayıf ultiler olsa da karşıda aynı zamanda Zilean ve Sejuani ultileri gibi çok kuvvetli ultiler de var kazadına. Şimdi bu draftlara baktığım zaman ben açıkçası net şekilde t kazandığını söyleyebilirim bu draftı. Çünkü Genji'nin draftı çok fazla erken oyun planı içeriyor. Ve erken oyunda planların bir iki tanesini bile tutmaması senaryosunda çok ciddi geri kalıyorlar. Neden böyle oluyor? Şimdi bakalım kompozisyondan. Genji'nin kompozisyonu Jace'e sahip hiç iyi güçlenen bir şampiyon değil. Koridor aşamasını aldığını aldığı üstünlüğü zırtleşme eşyalarıyla diğer koridorlara yayabildiği zaman ancak verimli olabiliyor. Kalista'ya sahipler. Kalista koridor aşamasında kuvvetli bir şampiyon ama iki menzilli şampiyona karşı Volibear'i oynuyorlar. Çok da istedikleri bir eşleşme değil aslında. Yani çok da rahatlıkla kazanabilecekleri bir eşleşme değil. E, üst koridorda Jace'den bahsettim. Jace normal koşullarda yenemeyeceği bir eşleşmeye karşı oynuyor. Orna karşı. E orta koridorda bedavadan rahat rahat istediği gibi kasabilecek bir azir var. Ben açıkçası Cence'nin draftını hiç beğenmedim. Üçüncü maçta. Ve bu draftla açıkçası ya ben zaten hani maçı izlerken de, şu anda video analizini yapmaktan önce maçı canlı olarak izlerken izlerken de pek kazanabileceğini düşünmüyordum Cengi'nin bu draftla. Ee, bu biraz bana e, oyuncuların psikolojik durumunu, mental durumu hakkında da açıkçası bilgi veriyor. Çünkü daha çok rahat olunan seçimlere yönelenmiş gibi. Ve serinin ilk iki maçında koridor aşamasında üstünlük sağladığı için Rascal, e, Kana'ya karşı... Biraz daha belki hani o üstünlük sağlıyor. E, Orna eşleşmesini yeniyordu. E, Rascal kanaya karşı. O üstünlük sağlıyor. E, aldığı üstünlüğü daha da büyütebilecek. Üstünlüğü maça galibiyeti çevirebilecek bir şampiyona yönelelim belki. Diye düşünmüş olabilir C&G tarafı. Yalnız burada şöyle bir şey var. Hani bunu çevirmek istiyorlar ama. işte ekranda şu anda görüyorsunuz. ilk kez seçiyor C&G tarafı. Jayce'i. Yani onları ilk kez oynuyorlar. E, ve bu onlar için... Açıkçası çokça iyi bir senaryo değil çünkü öyle sert bir kontra da değil Jayce oruna karşı. Öyle rahat rahat güle oynaya koridor kazanan bir eşleşme değil o. Ormancılar mavilerini takas ettiler. Az önce bir fırsat yakalandı. Burada üst koridora bir baskın geliyor. Bu açıkçası şöyle söyleyeyim size. Bu direkt olarak Rascal'ın hatası değil aslında. Yani evet tabii ki önde yakalandı pozisyon hatasında gibi gözüküyor ama. Cenci'nin planında da bir problem var. Şimdi siz Jace almışsınız. Erken aşamada koridoru kazanması gereken bir eşleşme. Ama nedense kendi ormancınızı rakip maviye gönderiyorsunuz. Hiç gerek yok buna. Sizin kendi ormancınızın Jace'in olduğu tarafta oynaması lazım. Ki bu skor geri çevirebilmek için mecbur Zilyan'ı da erkenden getiriyorlar. Ve Zilean da bir noktada koridordaki minyon üstünlüğünü alabileceği en azından erken seviyelerdeki minyon üstünlüğünü kaybetmiş oluyor. Ve Jace bir skor veriyor daha şimdiden. Yani bunun yerine az önce görmüştünüz Volibear ve Sejuani rakip ormana gidip maviyi çalmaya e, çaldılar. Ve ormanda dikey böldüler daha sonrasında. Ya buna açıkçası hiç ihtiyacı yoktu Cianci tarafının. Çok rahatlıkla e, gidip de e, Sejuani'ye erken bir seviyede e, üst koridor etrafında oturtabilirlerdi. Böylece saylısı da buradan engellemiş olurlardı. Orta koridorda bir miktar işte Faker'ın tekrardan üstünlük kurmaya başladığını görüyoruz. Alt koridorda işler çok istediği gibi gitmiyor t adına. Çift menzilli şampiyon olmalarına rağmen Afelios'un erken oyundaki zayıflıklarını biraz Kalista cezalandırıyor o noktalarda. Çok kötü değil tabii ki t adına yakın minyonda eşit minyonda gidebiliyor olmak ama Trash'in avantajlarını biraz kısıtlamış oluyor. Burada Kana iyi bir takas yapıyor az önceki pozisyon üstüne ve ultisi de var. Hop bir skorda. Yani t ne yapması gerektiğini çok farkında bu maç. Cenci ise aldığı Jace tercihinin etrafında oynaması gerektiğini hiç farkında değil gibi. Yani birçok yerde birçok kere Jace gördük biz. Bir sürü ligde, bir sürü üst koridor oyuncusu. Özellikle e, işler sıkıştığında rakipten büyük üstünlükler alabilmek için Jace seçtiği oldu. Ama Orn, Jace'in rahat rahat yenebildiği bir eşleşme değil. İkincisi o takımlarda Jace'in başarıya ulaşması için bir numaralı koşu Jace'in zorla olsa da yani takımınızdan başka yatırımlar yapsanız bile daha da öne geçirmek. Yani Jace bir noktada o iki zırtleşme eşyasının olacak karşılık sadece bir eşyada olacak ya ancak oyunda ciddi bir etkinliği olsun Jayce'ın. Ee, ama hiç buna yönelmedi Gen.G tarafı. Nedense sürekli alt koridor etrafında oynuyorlar. Ve alt koridor etrafında oynamak da zaten kendi kendine iyi giden bir koridor aslında alt koridor. Kalista Volibear şu ana kadar onlar adına. Ama alt koridor etrafında oynayarak orada en azından bejler aldı belki bir gal ekstra galibiyet koşulu üretebilirler ejler üzerinden. Şu anda tabii Okyanus'ta da Alev Ruhu da olacak ki ikisi de onlara takıp savaşlarında her türlü kazanma koşulu getirebilir ama Jace bu kadar geri düştüğü zaman çok faydalı olan bir şampiyon değil. Hele Orn'un takıma e, sağladığı katkının onda birini yapamıyor yani. Şimdi ufak tefek e, harita rotasyonları başladı takımlardan. E, muhtemelen e, üst koridora doğru yönelecek Cenci tarafı Evet biraz ortaya doğru gidiyor gibiler Çünkü alamet çıktı e, T1 tarafı gayet rahatlıkla bu alameti de bırakabilir Hiç problem değil onlar adına Bu arada T1 üstüne dönmeden e, gidiyor Şu anda üst koridor tarafında Onlar daha önce dönmüşlerdi O yüzden resetlemediler Ama alamette savaşmak istiyor T1 tarafı belli ki e, Bence buna hiç ihtiyaçları yok e, Ama çalmayı başarabiliyorlar son saniyede geldikleri pozisyonda e, çalıp direkt kaçabilirler. Cenci savaşa devam etmek istiyor. E, ve çok da iyi yapamadığı bir savaştan sonra Cenci aslında yine dezavantajlı çıkıyor. Yani hem az sayıda daha az sayıda skor alabilirler. 3'e 2'lik bir takas oldu. Hem de alameti çaldırdılar. E, bu da bir de Burada bir de kötü pozisyonu üstüne dönmeye çalışan Rascal var. Rascal da serinin ilk iki maçında çok iyi oynarken 3. maçta bayağı bir e, düşüşte. Yani T1 tarafının savaşmaya ihtiyacı yok aslında. bu alameti vererek de rahat rahat kazanabilirlerdi. çok ağır outscale ettikleri için. ama o alametle savaşmayı tercih ediyorlar da kötü pozisyonda yakalanıyor aynı zamanda Canci. Ve buradan da yine bir üstünlük sağlamayı başarıyor. Şimdi tekrarı geliyor pozisyonun. çok iyi pozisyondan geliyor. Kas çalmaya da başarıyor. Onun sayesinde, onun ulti sayesinde ne kadar rahat pozisyon aldıklarını görüyoruz. Tabi e, Cenci daha dağınık. Yani pozisyonun başına gelelim tekrardan tekrar. E, tekrarın içindeki pozisyonun başına. Bakın şu anda Ruler ve Life iyi pozisyonlar. Daha yakınlar alamete. Kaz burada içeri girmeye çalışıyor. Burada Fener'e görününce biraz fazla panikliyor bence Cenci tarafı. E, ve çok geri çekiliyor Cenci ikilisi. Yani savaşmak istiyorlarsa çok rahatlıkla kazın veya fırtın üstüne doğru bir savaş çıkarabilirlerdi. Ama çok dağıldıkları için istedikleri savaşı yapamıyorlar. Dağınıkken daha sonrasında savaşmaya çalışıyorlar. Ee, ama o da pek iyi sonuçlanmıyor onlar adına. Ve e, hem Azir'e hem Aphelios'a giden hiç vermek istemeyeceğiniz e, altınlar oluyor bu da. Zaten outscale olan bir kompozisyonuz. Zaten e, geri düşüyorsunuz o ilerleyen aşamalarında. E, ve bu tarz ekstra altınları vermek yani şimdi Afelios 3-0 oldu. Milyonda geri, 20 milyon geri daha ama 3-0. Altın olarak önünde muhtemelen Kadistan yani. Azir zaten e, milyon olarak önde gidiyordu. Bir de ekstra hasist altını verdiniz. Yani ekstra skor vermediniz. Evet belki Faker skor altınını ekstradan olmadı ama Faker'ı hızlandırmak da çok iyi bir senaryo değil. E, burada tekrardan savaşmak istiyor T1 tarafı. Cenci yine ejlere gidiyor alt koridorun üstünlüğünden dolayı. Ama t yine savaşmak istiyor. Ordunun kuvvetine güveniyorlar bu dakikalar için. Ee, yine çalmayı başarıyor Kaz. Ve yine t tarafı bir savaştan üstünlükle ayrılıyor. Bu, bu büyük oranda, e, hatta büyük oranda demeyeyim. Ya evet t daha iyi e, pozisyonlara geliyor falan filan ama çok büyük oranda Ornun varlığı sayesinde oluyor. Az önce bahsetmiştim. Jace orna karşı geri düştüğü zaman onun yaptığı etkinin onda birini yapmıyor diye takır takır savaş kazandırıyor şu anda Ornon'lara. Çünkü bu tarz savaşları yapmak onun için çok kolay. Jayce için ise çok zaman gerekiyor bu tarz savaşları yapabilmek için. Yani 2-3 tane dürtücek ki rakip hiç gelemesin. Eğer çok önde değilsin. Burada bir işinden oyunu geliyor Cenci tarafından. İki kişi T1'da dönmüştü. Tedi biraz bir tık aç gözlü davrandı ve orada kaldı. Ya Kaz daha iyi pozisyondan geliyor. Üstünde Zilean ultisi de var çaldığı. Henüz atmadı kendine. Son saniyede atıyor ama ihtiyacı bile olmuyor. Kral Katili ile birlikte zaten kendini iyileştirmiş durumda. Hatta Kaz'ın pro view'undan da görüyoruz yani pozisyonu. Ne kadar rahat savaşın içinde kalıyor. Çünkü Genji'nin düzenli hasarı biraz sıkıntılı ve e, Sylas gibi şampiyonlara karşı e, bu tarz pozisyonlarda eğer tek atamıyorsanız onun Kral Katili'nin etrafında oynamayı bilmeniz gerekiyor. E, tek atamadığı için de Gen.G tarafı Jayce'ki önde olsaydı tek atabilirlerdi bu arada ama Jayce'ki geride olduğu için Kral Katil'in etrafında oynamaları gerekiyordu. Zilean ultisi de olduğu için ekstradan onun da etrafında oynayamadılar. Ve şu anda ya öz, altın farklarını görüyorsunuz işte 500 altın, 200 altın, 300 altın falan önde T1 çoğu yerde. Ama üst koridorda 1500 altın öndeler ve bu Jayce'in but ornu artık yenmesin mümkün değil. Yani bu belli noktalarda evet draftta problemler olabilir vesaire. Hani bu ideal bir draft olmayabilir ama elinizdeki draftı da doğru oynamak gerekiyor. Cancı de açıkçası bu draftı doğru oynamadı. Yani ellerinde e, ve Kalista'da bu kompozisyon var. Ne Kalista'ya doğru dürüst baskın yapıldı o koridordan. Volibear'la beraber Sejuani'nin etkisiyle bir şey çıkarmak için. Yani ne de Jason erken oyunda üstün çıkması için bir hamle yapıldı. Arada ekstra hamleler geliyor. İşte az önce ışından oyunuyla Teddy'yi kesmeleri. tedinin biraz aç gözlülüğünden kaynaklanıyor. Önce, bu pozisyonda Faker'ı kesmeleri falan ama bunlar kurtarmıyor yani bunları. Çünkü bir şampiyon eksik gibi oynuyorlar şu anda. Ve bu böyle de devam edecek. Yani Jason sadece yoğumuyla üzerinde gün ateşi artı neredeyse buzdoğanı eldiven olan bir ornu yenme ihtimali yok. Ve T1 aldığı avantajlı. yine bir alamet rotasyonunda. ilk alamete çalmışlardı. Çalmasalar da çok önemli değildi. Ama çalmayı başardıkları için. Artı bu dakikalarda zaten yani normalde dakika, bu dakikalarda önde olmamaları gerekiyordu. Ama Canci'nin hatalarından çok iyi faydalandıkları için öne de geçtiler. Çok çok da iyi bir scaling'e sahipler. Yani evet Azir'den, Aphelios'tan falan bahsettik ama Sylas da Sejuani'ye kıyasla çok iyi güçlenen bir şampiyon. Artı bu maç özelinde Kaz çok fazla istediği pozisyon bulduğu için inanılmaz da bir altına sahip. Yani neredeyse 6000 altına, neredeyse Ornn'la aynı altına sahip. İki eşyaya ulaşmış durumda daha şimdiden. Çok kuvvetli durumda. Üçüncü ejderimiz çıkıyor, Okyanus Ejderi. cancı yine iyi pozisyonda. Ama şu anda travmatize olmuşlar. Yani pozisyona bakalım. 0.2 saniye var. Şey 2 saniye var şu anda. Kalista iyi pozisyonda siz rakipten daha yakındasınız. Şu anda rahatlıkla normal koşullarda bir takım girip bu ejderi alabilir. Ama ne oluyor? Cenci tarafındaki problem ne? Çaldırdıkları için iki tane objektifi rakip sonradan geldiği noktada girmiyorlar. Halbuki kalistalar falan var. Çok rahat alabilirler hala bu okyanus ejderini. Ama girmiyorlar. Daha yakın pozisyonda olmalarına rağmen ve yaklaşık 10-15 saniye sağ sol yapıyorlar ejderin önünde. Ya o sırada Kalis'te vurdurup rahatlıkla kestirebilirler. Rakip görmüyordu zaten orayı ama rakibin orayı görmediğinin de farkında değiller. Ee, ya açıkçası baya baya kontrolü kaybetti. Bakın ne kadar sağ sol yapıyorlar hala ya. Kaç saniye beklediklerini söyleyelim size. 16.01 Ejder, 16.02 Ejder'in çıkış saniyesi. Bakın kesmedikleri noktaya kadar. 16.23 oldu. 17 saniye geçti. Üzerinden. 17 değil pardon. 21 saniye geçti. Hala dalınmadı, hala dalınmadı, hala dalınmadı, hala dalınmadı. 28 saniye geçti, hala dalmadılar ejderha. Çoktan almışlardı şimdiye kadar. Bu tamamen açıkçası e, oyun içi kararlarının ziyade, mental yapıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. O kadar çaldırdılar ki çok düşündüler o ejderlere girebilmek için. Halbuki çok daha erken o ejderi alıp tekrardan orta koridor rotasyonu yapıp şu alameti, şu BDD'nin ultisini harcamasını, ruler'ın arkada kavga dövüş hayatta kalmaya çalışmasını yaşamayacaklardı ve bu alamet sayesinde böyle bu kadar rahat kuleye baskı kurmayacaktı t tarafı. Ve üstüne kuleyi de aldılar yani. Bu tamamen Genji'nin psikolojik olarak o iki objektifleri önce ilk alameti sonra ikinci ejderi çaldırmalarından kaynaklanan bir durum. Ya yani 30-35 saniye beklediler orada. Hiçbir şey yapmadan beklediler çalıda. Ve bu sırada t orta koridor ittirme avantajını aldı. O sırada alameti de açtı. Cenci'yi e, pozisyondan da uzaklaştırmayı başardı. Ve orta koridor kulesinde biraz istemsizce almış oldular. Ve bu noktadan sonra şu anda öyle bir noktaya geldik ki evet ki ejder avantajına sahip ama ejder ruhuna gitmesi için hala dakika 26'yı görmesi lazım Cancı tarafının. Ve Aphelios ve Hazır o kadar hızlandırılmış durumda ki belki 3. ejderi de alabilirler ama 4. ejder noktasına geldikleri zaman çok net bir şekilde geride kalacaklar T1'la kompozisyon olarak. Burada bir totem atmaya giderken yakalanıyor. Life çok problem değil. Çok büyük bir sorun değil. Tabii ki takımdan ayrı kalması ve sıçrasını kaybetmesi önemli bir nokta ama çok çok büyük bir sorun değil. T1 tarafı yine daha önceki maçlardaki yaptığı gibi Faker'ı yan koridorlarda bırakıyor. Bunun benzerini Elisi final değerlendirmesinde de görmüştük. Orada da Perth Azir oynarken sürekli ona ekstra kaynak ayırmaya çalışıyordu G2 tarafı. Burada da aynısını T1 yapıyor yani Faker'a fırsat buldukları noktalarda milyon e, minyon avantajı vermeye çalışıyorlar. Yani Rascal burada 30 tane oto atak yaptı. Hiçbir şey olmadı. Baksanıza Kanaya. Yani üstelik çok da iyi oynadı kan e, Rascal pozisyonu ittirmeyi falan. Ve 2'ye 1 pozisyonda Kana skor alıyor. Hiç de bir şey yapamaz Sejuan. Yani ne yapsın yani? İşte Jay seçişmesi böyle bir senaryo. Yani Orn varken Jace'e bu kadar rahat gitmeleri yani bir noktada anlayabiliyorum. Ona kadarki en iyi oyuncularıydı Rascal. Buradan da kazanır bir galibiyet koşulu üretiriz dediler ama ya karşıda karşının elde armut toplamıyor ki abi. Yani bu takımda oyunu oynayan bir e, takım. Finaldesin. Bunlara hazırlıklı olmaları lazım. T1 tarafından iyi bir baron kararı geliyor. Çıkar çıkmaz giriyorlar. Tekrardan izleteyim bu pozisyonun başını size. Telepo ışından geliyor zaten direkt olarak Kanada. İki tane çarpları da var. En yüksek çarp şu anda Kanada olduğu için daha rahat girebiliyorlar. Cenci tabii ki savaşmaya gidiyor çünkü Baron'u verirlerse kuşatmayla zaten orunu geçemiyorlar. Bir de onun kuşatmasıyla mı uğraşacaklar? Ama Baron'u yine de kaybediyorlar. Klid e, ve Fırt takım rakip takımları oyalarken düşüyorlar. E, ama bahsetmiştik Tiwan'ın e, daha güçlü olduğundan Cenci'nin bu noktadan sonra onlardan güçlü olması çok zor diye. E, ve nitekim de olamıyorlar. Yani daha Orn daha yeni at atıyor. Kana. E, çünkü hiç gerek yok. Muhtemelen zaten yeni geldi de. Savaşın başında yok. Evet savaşın başında yok. Gerçi e, savaşın orta yerinde doluyor. Dolduğu zaman da atıyor ekstra bir skor için. Yani öldürmeye de çok ihtiyaçları yok aslında Raskal'ı. E, ama fırsat bulmuşken atayım diyor yani. Ve atıyor bir skor alıyorlar ve altın farkı 6000'e çıkıyor. Yani hem Azir hem Aphelios hem Orn hem Sylas her yerde outscale oluyor. Genji tarafı ve 6000 altın gerideler. Yani ellerinde şu anda bakın şu anda Cenci'ye okyanus ruhu versek yine kaybetme ihtimalleri var. Çünkü öyle bir scaling farkı var arada. Bu alt koridordaki 1'e 2'nin tekrarı. Ya Orn'un nasıl bir şampiyon olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ya bu nasıl bir hasar ya? saçma sapan bir hasar var. Gerçekten hala nasıl örflenmedi inanamıyorum onun için. Effort klidi uzak tutmaya çalışıyor. Baron garantiye alınsın diye ölüyor orada. Klidde çalmak için giriyor. İkisinin de ölüşünde hiç problem yok ama sonrasında Cenci'nin e, takip savaşları için ne kadar zayıf kaldığını gösteren bir pozisyon. Yani her şeyi attılar hiçbir şey olmadı kanaya. Daha önce yarı cana indirebildiler. Ki hani diğer şampiyonlar da anca yarı cana indirebildiler. E, Teddy'yi, Kaza filan da. Üçüncü ejder, üçüncü cenci ejderi, oyunun dördüncü ejderi hiç savaşma şansı yok. Cenci'nin yani mümkün değil yenmeleri bu noktadan sonra. Herkes kaza saldırıyor. Kazın üstüne zilin ultisi var çaldığı. Hiçbir şey olmadı. Yani canlara bakalım. Faker %50'de. de. Effort iki kulenin arasına girdiği için ölüyor. Ama bir savaş çıktı. Savaştan sonra iki kulenin yani şeyin arasına giriyor. İkinci kuleye dive atıyor. Ancak ölüyor. O sırada e, Afelios full can'da. Yani tekrarını tekrar izleyelim ya. Çok kolay bu savaşı yapmak t için. Bakın. 4 kişi canci ekibi. Sağ tarafta. Burada. Karşıdan 5 kişi geliyor t Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz şimdi. Ornn boruyu çalacak. Tamam Ornn boruyu çaldı bitti savaş kazanıldı bu kadar. Bu kadar. Bu savaşın analizi falan yok. Bu kadar bu savaşın analizi. O kadar kolay ki savaşı kazanmak. Bakın ne zaman bitiyor savaş? Şu an kazandı t savaşı. Şu geliyor ya sağ alt köşede görüyorsunuz ya şu anda. Koç geliyor ya buradan. Çarpmaya rakiplerine. Savaşı o an kazandı. Bakın ejder pozisyonda kaz yok. Kaz ejderden çok uzakta. Kril ejdere çok daha yakın. Ejderi çalma şansları var. Ama önemi yok. Çünkü t şu ejderi verse de alsa da hiçbir önemi yok. Bir sonraki ejder çıkmadan maçı bitirecek zaten. Ve bunun farkındalar şu anda. Onun ultisi geliyor. Sadece bir kişiye değiyor. Değil mi? Sadece Rullar'a değdi. Önemi yok. Kimseye değmese bile kazanacaklar. O kadar öndeler çünkü. Her şey kananın üstüne atılıyor. Kanaya hiçbir şey olmuyor. Sonrasında her şeyi kazın üstüne atmaya karar veriyorlar. Kas kendine zilin ölçüsü atıyor. Ölmüyor bile. Zilin ultisinden bile kalkmıyor. Düşünün ya. O kadar öndeler. Daha sonrasında biraz kule altı falan e, ekstra skorlar alalım diye Afelos'u iyice hızlandırmak için o kule altı da yapılıyor ve T1 orayı da kazanıyor. Ya dakika 24, Afelos'un üstünde 3 eşya var. Ve 3 eşyanın bir tanesi onun tarafından güçlendirilmiş durumda. Ya bu saçma sapan bir üstünlük. Zaten 9000 altına çıktı altın farkı. E, ve kompozisyon olarak da zaten çok üstünler. Takım savaşlarında da inanılmaz sa rahat savaş yapıyor TED'i. Çünkü önünde e, bolca zaman kazanan bir Orn ve Cyrus'ı var. Zaten Orn'u 15 seviye olmuş durumda. Ya yani Kana 15. seviye, Rascal 12. seviye. Ya bu maç tamamen e, bir miktar draftta ama daha çok kendi seçtikleri draftı ne kadar oynayamamalarına yazar Cianci adına. Aksine T1'ın da ne kadar iyi oynadığına kendi draftlarına yazar. Yani maçın başından sonuna neredeyse öndeler. 9000 altının üzerinde fark. Şimdi 2 dakika sonra bu, e, okyanus uyuştura var ama hiçbir önemi yok. Alsalar da verseler de hiçbir önemi yok. Kafaları rahat savaşabiliyorlar. Orn ultiye bastığı anda zaten kaybediyor Gen.G tarafı, e, tarafı savaşı. Ya bir kere Orn ultisini yememek için dağıldıkları an bile kitle kontrolü yemiş gibi oluyorlar. Evet hareket ediyorlar ama şöyle düşünebilirsiniz. Normalde hani mesela Nocturne'sunuz. Siz ipleri bağladınız birini korkuttunuz sizden uzaklaşıyor ya. Orn ultisi de aynı şeyi yapıyor aslında şu anda Cenci'ye. Orn ultisinin geldiği noktada Orn ultisinden uzağa doğru kaçışıyor Cenci tarafı. Ve mecburen kaçışıyorlar. Çünkü yiyen ölüyor o ultiyi. Şimdi Baron üzerinde yine kontrolü almış durumda T1 tarafı. Ya ufak tefek dürtmeye çalışıyor BD'de ama yani işte Tedrin üzerinde e her şeyi var şu anda. Teddy biraz pozisyon dışında yakalanıyor. Tekrar izleyelim pozisyon. Tedi önde. Bakın bu gaz. Çok öndeyiz gazı bu. Şu anda Teddy bir tık gazlı pozisyonda. Çok öndeyiz pozisyonu bu. Kalista volü üzerine atıyor. Yakalıyor. Hop. Kronometre. İşte kronometrenin neden oyundan kaldırılması gerektiğini düşündüğümün ispatı olan savaşta budur. Eskiden çünkü böyle bir şey yoktu. Eğdikeniz böyle kötü bir pozisyonda kaldığı zaman ölmesi gerekiyor normal koşullarda. Benim gözümde. Kronometre oyundaki gidişatları çok değiştirdi. Evet, kronometreye basıyor burada Tedi. Daha kronometreden çıkmadan tekrar izleyelim. Bastı kronometreye. Bakın şu an Tedi kronometrede. Tedi oto atak yapmıyor. ve Tedi kronometreden çıkmadan cancin can barlarına bakın. Bir kişi öldü zaten. Tedi çıkar çıkmaz. Kalanların da içinden geçiyor Tedi. Ben açıkçası hala kronometrenin inanılmaz kırık ve oyunda olmaması gereken bir eşya olduğunu düşünüyorum. Çok fazla opsiyon sağladığını düşünüyorum ama... ...sonuçta elindeki opsiyonu da en verimli şekilde kullanıyor Tedi. O yüzden Teddy'ye kızılmaz yani. Elde böyle bir opsiyon varsa... ...sonuna kadar kullanacaksın. Bence yani benim gözüme böyle bir opsiyon hiç olmamalı. Bu kadar büyük bir pozisyon hatası yapıyorsan... ...ki Tedi'ninki aslında çok büyük bir pozisyon hatası. Yani böyle hayatta kalmaması gerekiyor. Ama o pozisyon hatasından böyle bir eşyanın varlığı sayesinde çıkmayı başarıyor ve inanılmaz önde olan T1 tarafı bir tane de baron ekliyor üstüne. Ya altın farkı 13 bin seviyesine geldi. Bakın ne kadar uzakta kaldığını görün Ted'in. En yakın şampiyon 10 ulti atabilir. Ulti rencinde Trash sanırım bekleme süresinde ama buraya da tam yetişeceğinden emin değilim. Belki yetişebilir. Silas buradan oraya gelebilmek için sıçra E kombosu falan yapması lazım. Faker ekranda bile yok. O kadar uzakta. Ya yani burada Teddy çok kötü bir pozisyonda aslında. Ama çok önde oldukları için ve üstüne kronometresi olduğu için çok rahat yapıyorlar bu savaşı. Ve Teddy bu pozisyonda ölmeden zaten o zonyadan çık şey kronometreden çıkana kadar dağılıyor Cenci tarafı. Ve onlar dağıldığı için zaten rahatlıkla bir savaş daha kazanılıyor. Hop baron da alındı. Şimdi Rask'ın üzerine gittiler. Çünkü kimi isterlerse onu kesecekler. Artık finali kazandık kısmındalar zaten. Üçüncü okyanus ejderi bahsetmiştim. İki ejder öncesinde hiç önemli değil. şu noktada okyanus ruhu bile olsa bir şey yapamazlar diye. Outscaling'den dolayı. Yani çok daha iyi güçleniyor t kompozisyonu. Artı acayip de bir altın üstünlükleri var. Yani 13 bine çıktı. O noktada 7 falan da sanırım. Ee, şampiyonları da daha güçlü ve şu anda ya, Kana kule tanklıyor. Abi. Kana geldi kulenin altında duruyor. Hiçbir şey yapamıyor Cenci tarafı. Bas onun ultisine. Kime vurduğunun önemi yok. Zaten kaçışmak zorunda rakip takım. Ne oldu? Yine bir tör gitti. Çok kolay. Yani şu anda savaşı yapması gerçekten çok kolay Tivan tarafının. İşin ilginç yanı şu anda 13 bin altın, 14 bin altın önde oldukları için bu kadar kolaymış gibi gözüküyor. Ama 5 bin altın önde olsalar da bu kadar kolay savaş yapacaklardı. Çünkü çok güçleniyor kompozisyonları ve kompozisyonlar iyiler sadece. 5 dakika sonra yapacaklardı aynı savaş dakikasını ve o belki Cancı'ya belli noktalarda ve ejder ruhu fırsatı verecekti diyelim. Ve T1 değerlendirmesinin sonuna gelelim. La bence açıkçası T1 tarafından çok iyi oynanmış. Belli ufak tefek hataları olan bir seriydi. Ama çok iyi hazırlanılmış ve çok iyi oynanmış. Özellikle Kaz tarafından çok iyi oynanmış bir seriydi. Cancı tarafında ise ben özellikle 3. maçta acayip bir panik havası sezdim. Daha ta şeyden belli yani. draftta ve oyun içindeki oyun planından uzak kalmaktan. Klid adına bence çok kötü bir seriydi. Bugüne kadar, bugüne kadar muhtemelen oyunda da en kötü maçlar grubunu oynadı Klid. Ama onlar da gelecek o güçlü geleceklerdir. Bir sonraki videomuz Kane oynanış videosu olacak. Ondan sonra da LPL finallerine geçiş yapacağız. Takipte kalmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.